Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu pazarlar. Pazar da olsa biz yine sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. BES Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül de karşımıza. Merhaba Murat Bey, iyi pazarlar. İyi pazarlar sevgili Ebru. İyi pazarlar dileyelim. Evet, bugün ben biraz şöyle başlamak istiyorum. Döviz büroları geçtiğimiz hafta bir kepenk indirme kararı almıştı. Onu daha öncesinde konuşmuştuk ama yani bu karar sonrasını değerlendirmemiştik. Biraz da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepki olsun diye yapıldı. Vatandaşın dolarize olmasını mı istemiyorlar da işi bu kadar zorlaştırıyorlar? Bunu bu kadar bu hale getirmeye çalışırken biz vatandaş olarak neden hala dolarize olmaya devam ediyoruz? Ne dersiniz? Şimdi sevgili Ebru, bizde geleneksel olarak Türk parasından bir kaçış vardı. Yani bu son 50 yılda herkes, hatta Özal Türk parasını koruma kanunu değiştirmeden evvel döviz bulundurmak yasakken bile bizim millet dövizde dururdu. Niye? Üstelik sadece döviz değil, altında. Şimdi insanlar paralarından, elde ettikleri paraların bir enflasyona karşı korunmasını ister. Biz çok uzun yıllar boyunca yüksek enflasyonlu bir ülkede yaşadığımız için görüyorsun ya, yani kazanmışsın parayı, maaşın olur, karın olur, ne olursa olsun bankaya koyuyorsun, doğru dürüst faiz alamıyorsun, evde tutsan eriyor. Her yıl %15, 20, 50, 60 paranın eridiğini düşünürsen insanlar bu kadar çok erimeyen para birimlerine itibar ediyorlar. Tabii sadece bunu kağıt paralar olarak düşünme. Aynı zamanda mesela altın da Türkiye'de çok ciddi bir servet saklama metodudur. İnsanlar parayı buldu mu gider altın alır. Çeyrek alır, tam alır, lira alır, işte reşat alır, beşi bir yerde alır, bilezik alır, bunu kenara koyar. Niye? Çünkü altın hem likittir hem de değer kaybetmez zaman içerisinde. Yani değer dalgalansa bile orta ve uzun vadede senin servetini korur. Faiz getirmediği halde bu. Ama eğer kağıt paralarda sen doğru faiz oranını elde edemezsen enflasyon karşısında sahip olduğun para birikim erir gider. Türkiye gibi ülkelerde, Türk lirası gibi para birimlerinde enflasyon çok yüksek olduğu için insanlar paralarının çok hızlı eridiğini görürler. Enflasyon çok daha düşük ve kontrol altında olduğu için dolar, eskiden mark vardı, şimdi euro var. Dolar, mark, euro, sterlin gibi başka para birimlerine, başka devletlerin para birimlerine güvenirler. Ki bu Türk devleti açısından bir utanç vesilesidir. Yani kendi halkı kendi para birimine güvenmiyor. Gidiyor başka ülkelerin para birimine güveniyor. Bu devletin görevini hakkıyla yerine getiremediğinin bir işaretidir. Yani bir Amerikalı gidip de servetini mesela euroda saklamayı düşünmez. Ya da bir Avrupalı gidip servetini dolarda ya da sterlin almayı aklına getirmez herhalde. Sterlin almayı aklından geçmez. Yani bir Fransız çok istisnai bir, yani böyle eğer bir yatırım gurusu falan değilse gideyim de ya sterlin alayım param erimesin diye düşünmez. Yani sokaktaki kasapmalar, işte ev kadını, çoluk çocuk falan böyle bir girişimde bulunmaz. Bu enflasyon karşısında parası çok hızlı eriyen ülkelerin stratejisidir. Mesela Amerika'da dolar dışında bir para birimiyle kolay kolay yasa başlatamazsınız. Sade bir vatandaş olarak. Şimdi burada iş geliyor para teorisine dönüyor. Bak sana bir şey göstereceğim. Şimdi şu bir kağıt parçası değil mi? Evet. Şimdi bu kağıt parçası 3 aşağı 5 yukarı şu kağıt parçasının boyutunda. Bunun üstünde ne yazıyor? 500 bin Türk lirası yazıyor. Dahası da var. İşte 1 milyon Türk iş lira. Ya 1 milyon. Bunu eskiden şeye gösterdiğimiz zaman, yabancılara gösterdiğimiz zaman gülüyorlardı. Hatta adam 1 milyonla 1 milyon toplamayı bilmiyor. Çünkü onlarda böyle 6 haneli rakamları toplamak, hele para konusunda 6 haneli rakamları toplamak bankacıların, büyük ekonomistlerin filan iştir. Kullanılan bir şey değildi. Şimdi özellikle 40 yaş altı genç arkadaşlarımız az hatırlarla 1 milyona bir ekmek alamıyorduk ama. İşte bunun sebebi enflasyon. Şimdi şu ikisi arasındaki fark, yani şununla şunun arasındaki tek fark, buna imza koyan devletin, otoritenin itibarıdır. Başka bir şey değil. Yani şunu götürüp verdiğin zaman kimse sana bir ekmek vermez. Ama şunu verdiğin zaman bir zamanlar bir ekmek veriyorlardı. Bugün aşağı yukarı bu 1 lira
seviyesinde. Şimdi bir ekmek de alamıyorsun. Şimdi dolayısıyla bir kağıt para değerini basıldığı kağıttan ve mürekkepten almıyor. O parayı basan otoriteden alıyor. O otoritenin itibarından alıyor. Yani diyorsun ki evet diyorsun, ben bu parayı kabul ettiğim zaman ileride birine vererek ben bunu ekmek alırım, süt alırım, araba alırım, ev alırım, işte kendi işçimin maaşını ödeyebilirim. O da bunu kabul eder diye düşünüyorsun. Şimdi bu paranın ödeme fonksiyonu. Ha, yani götürdüğün zaman Türk lirasını kabul etmeme diye bir şey olmuyor. Ama eğer sen enflasyonun kontrolden çıktığı böyle hiper enflasyon ülkesindeysen dehşetle görürsün ki o parayı kimse kabul etmeyebilir. Doğru. O parayla kimse sana mal satmayabilir. Şimdi mesela doları götürdüğün zaman dünyanın her yerinde mal alabiliyorsun. Euro'yu götürdüğün zaman da dünyanın her yerinde mal alabiliyorsun. Ama Türk lirasını götürdüğün zaman dünyanın hiçbir yerinde mal alamıyorsun. Hele hele bedeli şeye bağlı, böyle dolarla falan ölçülen işte petrol, kömür, demir, çimento, altın, evet, alamıyorsun. Yani git mesela petrol üreten ülkeye abi al şu 1 milyon Türk lirasını veya 1 milyon olmazsa 1 milyar Türk lirasını bana petrol ver dersen adam sana gülüyor. Ha, şimdi şey yapıyorlar işte bir takım ikili anlaşmalar yapıyorlar filan ama Türkiye'de convertibility olduğu müddetçe adam Türk lirasını getirip buradan döviz aldığı müddetçe ancak o şartlarda alabiliyorsun, da kısıtlı. Yani o Türk lirasıyla satış değildir. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Bir, Türk lirasının değer kaybetmesinin iki tane temel sebebi var. Bu iki temel sebepten bir tanesi Türkiye ürettiğinden fazlasını tüketen bir ülke. Bunun için de dış borç içinde yüzüyor. Kimse aman ben Türk lirası bulayım da Türkiye'den gideyim bir şey alayım derdinde değil. Yani bunu belki seyircilerimize birazcık daha açıklayıcı olur. Diyelim ki Türkiye Covid'i tedavi eden bir ilaç yaptı. Ve Türk lirasıyla satıyor. Geleceksin kardeşim, bayılacaksın Türk iş lirasına. Bunu alacaksın. O zaman bak Türk lirasına talep olur. Türk lirası değer kazanır. Çünkü mecbur insanlar Türk lirası bulup o şeyi almaya. İlacı almaya. Veya işte dünyanın çok beğendiği, herkesinkinden daha hızlı, herkesinkinden daha az yakan bir araba üretin. Herkes o arabayı almak istiyor. O arabayı almak için Türk lirasına mecbur olurlarsa paran gene değer kazanır. Şimdi Türk, yani kağıt paranın değer kazanması bu gibi fonksiyonlara bağlıdır ki. Şimdi kağıt paraların değeri dedik ki bir itibar meselesidir. Aynı bir tüccarın senedi gibi, yani kağıt para dediğin devletin senedidir. Devletin itibarı varsa parasının da değeri var. İtibar dediğimiz öyle lüks uçaklar, gemiler, yatlar, katlar, saraylarla, bin odalı saraylarla falan. Zenginlik göstergesiyle değil. Benim bahsettiğim itibar bu ticari itibara benzeyen bir şey. Nedir? Bir, kardeşim mal varlığın var mı? Gerisi de mal varlığın yoksa, borç harç içinde yüzüyorsan, allame-i cihan da olsa ticari olarak itibarın yok. İki, işin gücün yerinde mi? Yani kar ediyor musun? Sattığın aldığından fazla mı? Stoğun var mı? Bu da bir itibar meselesidir. Adam her sene zarar yazıyor. Dükkan her sene açık veriyor. İyi işlemiyor. Şimdi adamın da itibarı olmaz. Çünkü insanlar bakar. Ya tamam malı mülkü var ama bu kısa sürede eriyecek derler. Üç, işini biliyor musun? İşine sahip misin? Bu da çok önemli bir şey. Yani ticarette işi bilmek çok ama çok önemlidir. Yani liyakat dediğimiz şey. Dört, İş ahlakın var mı? Yani borcunu harcını zamanında ödüyor musun? Sözünü tutuyor musun? Yoksa insanlara öteliyorsun? Yani borcunu üstüne yatmaya çalışıyorsun falan filan. Bu tip sıkıntılar var mı? Bunların hepsi senin itibarını belirleyen şeylerden bir tanesi. Hepsinin yanında bir de insan ilişkileri var. Yani bir esnaf düşün. Sokaktaki herkesle kavgalı. Müşterisiyle kavga ediyor. Komşusuyla kavga ediyor. İşte tedarikçisiyle kavga ediyor, bankayla kavga ediyor. Ya o adamın da itibarı. Dolayısıyla bütün bunlar birleşir. Nasıl ticarette bir itibar oluşursa devletin de bir itibarı oluşur. Buna göre senin paranın değer taşır veya taşımaz. Sadece bu mu? Elbette hayır. Bir de o paranın dolaşımdaki miktarı önemli. Evet. Eğer dolaşımdaki miktarı haddini aşıyorsa, gereğinden fazlaysa o para gene değer kaybeder. Yani paranın dolaşımdaki miktar arttıkça, o paranın sahibinin itibarı azaldıkça paranın değeri düşer. Bunu emtiaların, mal ve hizmetlerin değerindeki değişmelerin ağrıyı düşünmek lazım. Şimdi Türkiye'de enflasyon var mı?
Soruyorum sana. Bak, Türk lirası bazında enflasyon var Ebru. Ama Türkiye'deki fiyatları dolar veya altın bazında değerlendirsek, sence Türkiye'de evet. enflasyon var mı? Hayat pahalanıyor mu? Yani sen maaşını dolarla alsan evet. veya ben maaşımı altınla alsam bir enflasyondan bahsedebilir miyiz? Siz enflasyon var mı deyince güldüm hani şey enflasyon rakamlarını bildiğim için ama dediğiniz gibi eğer dolar yani şey döviz cinsi olsaydı evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi eğer diğer döviz cinslerinde, diğer para cinslerinde bir fiyat artışı yokken senin yerel para cinsinde bir fiyat artışı varsa burada sorun tamamen senin paranda demek. Bir kere bu ayrımı yapmak lazım. Yani bunun içinde para teorisini bileceksin. Para nedir, ne değildir bunu bileceksin. Yani bunu yapmadan enflasyon şudur, enflasyon budur demek veya enflasyon nedeni hakkında konuşmak son derece yanıltıcı olacak. Tamam, bir şeye varamazsın yani bir çıkış noktasına varamazsın. Onun için bizi izleyeceğimiz bu hafta sonu vesilesiyle de biraz işin teorik konusuna girelim. Çünkü durmadan anlatıyoruz. Döviz artacak, Türk lirası değer kaybedecek, altın şu olacak, faiz bu olacak, borsa şuraya koşacak, yatırımlar, emlaklar şu olacak falan diye anlatıyoruz. Ama hepsinin başında bu ülkede genel olarak kullandığımız para birimi, Türk lirası nedir? Ne şartlarda değer taşır, değer taşımaz veya değer kazanır, değer kaybeder. Bunu anlamamız lazım. Bunu bilmeden yaptığımız yorumların hepsi aslında boş oluyor. Tartışma çıkarıyor. Bunların bilinmesi gerekiyor. Haklısınız. Bunu buradan anlattığımız gibi işte umarım devlet yetkilileri de duymuştur. Umarım bunları onlar da düşünüyorlardır. Umarım. O zaman bugünkü yayını da umarız kelimesiyle kapatacağız diyelim. Umarız izlerler. Yani genellikle teorik konulara girdiğimiz videolar birazcık daha az seyrediliyor. Ama bunlar işin temelidir. Yani ben izleyicilerimizin de biz şimdi parası olan büyük yatırımcılara yönelik bir yayın yapmıyoruz. Evet. Onların zaten yatırım danışmanları var. Çeşitli yerlerden bilgi alıyorlar falan. Onlar servetlerini, mallarını, yatırımlarını koruyabiliyorlar. Bizim yaptığımız yayınların hedefi bu yatırım danışmanlığına para ödeyecek gücü olmayan ama iyi kötü parası pul olan veya varlıklarını bu mal mülk olabilir, dolar olabilir, altın olabilir. İşini, gücünü korumaya çalışan küçük yatırımcı, sade vatandaş. Yani bizim derdimiz bu programlarda ağırlıklı olarak sade vatandaşı bilgilendirmek, onları ekonominin tehditlerinden korumaya yöneltirken fırsatlarını da yakalamaya sevk etmek. O açıdan bunları bence izlemelerine fayda var. Aşağıda da sosyal medya hesaplarımız var. Zaman zaman o tip paylaşımları orada da yapıyoruz. Ben yazılarımda, çizilerimde de bu konulara birazcık daha rahat giriyorum, daha uzun giriyorum. Yani okurlarsa faydalı olur diye düşünüyorum. Peki, ben de size çok teşekkür ediyorum o zaman. Haftanın ilk gününde Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.